İşte yine anlamlı ve güzel bir eser. Sultan Özeteş Hanım'ın kaleminden ve Zekeriya Efiloğlu Bey'in yorumundan diyorum. Ve şu anda canlı yayınımızda, telefon hattımızda bir dinleyicimiz, bir şairimiz var. Hemen alo demek istiyorum. Alo. Alo. Hayırlı akşamlar efendim, hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar Nermin Hanım, nasılsınız? Merhabalar. Merhabalar, Türkiye gibiyim, rengarenk. Doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle çok iyiyiz. Sizler gibi şair ve şairelerin eserlerini okudukça, yorumladıkça daha da iyi oluyoruz efendim. Hoş geldiniz tekrardan. Safa hoş getirdiniz. Bulduk. Evet. Hoş bulduk Nermin Hanım. Özellikle şahsınızda Türk dostlarımıza ve bugün Cumhuriyetimizin 89. yılının münasebetiyle Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun diyorum ben. Teşekkürlerimizi sunuyoruz efendim. Çok teşekkür ederim. Yayınımız bugün çok çok anlamlı. O nedenle hepimiz heyecanlıyız. Çünkü benim de bugün Mehmet'im adlı kitabımın, şiir kitabımın imza günüydü. Evet. Ve tüm sivil toplum kuruluşları, Türk Silahlı Kuvvetleri, TSK mensupları, dernek başkanları, yani sayamayacağım o kadar çok dost ve arkadaş yayınımızı dinliyor ki ben heyecandan böyle kalbime sesini duyuyorum. Heyecanlanmanıza gerek yok efendim. Bu sonuçta sizin kendi programınız ve bu şiir rengini programı, ben bunu defalarca dile getiriyorum. Tekrar dile getirmek istiyorum. Siz güzel dinleyicilerimizin, şair ve şairlerimizin vesilesiyle güzelleşiyor, renkleniyor, anlam kazanıyor. Bu her şeyden önce sizin programınız. Çok teşekkür ediyorum. Ben de yayınımızı takip ettiğimden bu yana hakikaten önemsiyorum programınızı. Çok teşekkür ederim. Güzel kalemleri ve dostları programımızda kavuşturuyorsunuz. Aynı zamanda o dostlarla sayfalarımızda buluşuyoruz. Şiirler paylaşıyoruz. Ve şiiri güzel bir noktaya taşıyoruz. Hem şiiri hem seslendirmeyi hem yorumu insanların yüreklerine indiriyoruz. Bu anlamda da sizlerin tabii ki çabanız biz kalemler için çok önemli. Bizler yazıyoruz uzun zamandır. Güzel noktalara sizin desteğinizle geliyoruz. Çok da güzel bir ekibiz. Evet. İnşallah ben şahsınızı böyle radyo üzerinden tanıdım ama en büyük dileğim Ankara'da çok büyük bir şiir dinletisi olacak 2013'te. İnşallah bir Nermin girişisi de aramızda görmeyi, o duygulu sesi canlı canlı dinlemeyi çok arzu ediyoruz. Şu an Ankara Sanat Eğitim yazarları tamamı dinliyor ve tamamı da bu dileklerini gönderiyorlar sizlere. O zaman ben Ankara'ya, Türkiye'nin başkentine kucak dolusu sevgilerimi, saygılarımı, şükranlarımı göndermek istiyorum. Biz de o sevgi ve selamlarınızı alıyoruz, kabul ediyoruz. Çok teşekkürler ediyoruz. Sultan Hanım, geçtiğimiz günlerde size çok güzel bir teklif geldi ve bizimle paylaşmanız gereken güzel bir şeyler var. Bunu bizlerle paylaşır mısınız lütfen? Evet. Şiirin Rengi programını ben Amerika'da yaşayan yeğenlerime özellikle programınızın linkini atmıştım radyonuzun. Evet. Radyonuz orada da Türk şiir üzerine Türk radyoları var. Ufak ufak bence bağlanır. Mark Etince adlı bir sunucunun hazırladığı. Evet. Gizemli Şiir Yolu diye bir program var. O program sizin uzun zamandır yayınınızın linkini attığım zaman dinlemeye başladı. En son konuk olduktan sonra sağ olsunlar şair sayfama girmişler ve şiirlerimi beğenmişler. Evet. Yine yayında eski bir yayın evi sahibi olan şair arkadaş sağ olsun canlı yayın aracılığıyla orada da bir şiir okuduktan sonra sağ olsun bana 500 kitabıma sponsor olacağını söyledi. Özellikle çok şiir sayfamda. Ben özellikle sizin sayfanız aracılığıyla, radyonuz aracılığıyla oraya sesimi ulaştırabildim. Çünkü sizin ilk programınıza davet edildikten sonra, şiirimi okuduktan sonra oradan talep gelmişti ve ardından oraya konuk olmuştum. Evet. Orada da çok güzel bizi takip eden dostlar oldu. Aynı zamanda da orada Mark Bey şunu söyledi. Nermin Hanım'ı takip ederek formatını biz de örnek almaya çalışıyoruz ki sizi de ekleyecek yakında zaten. Çok sevindim. Kendisine ilettim. Bu DJ arkadaş da çok önemli. Hani bir Amerikalı olmasına rağmen bir Türk şiir dünyasına götürmesi. Çünkü annesi bir edebiyatçı. Türk ve bu seviyeyi ona vermiş. Onunla karşılaşmak benim için çok önemliydi. Ben evet. Kendisine mesajla şeyi ilettim. Hani bana basacağı 500 kitabı
bir öğrencime sponsor olmasını. Tabii ki lakin şeyi de bana sponsor olan iş adamı özellikle şair sayfamdaki şiirleri istiyor. Evet. Oradan da girerek benim şiirlerim oralarda okunması inanın bana çok mutluluk verdi. Çünkü biz zaman zaman ülkemizdeki küçük radyolara da konuk oluyoruz. Hem internet üzerinden olsun hem telefonla olsun. Ama bir yurt dışı siz Fransa, Amerika olunca benim yüreğim bir daha hopladı. Böyle kalemime daha çok sarıldım. Edebiyatta olan eksiğimi tamamlama isteği geldi. Çünkü eğer bir örnek kalem olacaksam başarıyla ilerlemem gerekiyor. Evet. Sağ olsun hakikaten destekler çok büyük. Şu an Ankara Radyosu da sağ olsun onun sunucusu Gökhan Olcay Türkan Bey de bizi destekliyor, dinliyor. Hatta da selamlar, özel mesajlar yağıyor. Onlara sevgilerimi yollayayım buradan. Sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. İşte benim memleketim, işte benim vatanımın, toprağımın insanları. O kadar şu anda mutluyum ki bunu dile getirmekte çok zorlanıyorum Sultan Hanım. Ya şimdi şeydi aslında bizim biliyorsunuz Dermin Hanım çok büyük bir projemiz var. İzin verirseniz anlatmak lütfen, istiyorum. Lütfen, lütfen buyurunuz. Şimdi ben 2 yıldır Ankara'da kendi öğretmenlik alanımda, okulumda küçük küçük şiir dinletileri düzenledim. Evet. Edebiyat öğretmeni değilim, resim öğretmeniyim ama şiire gönül verdiğim için bunu çok fazla büyük platformlara taşımak da hayalim. Evet. Öğrencilerimle geçen sene duygu ve düşüncelerini yazanlar projesini gerçekleştirdim. 2010 yılında Sancaktepe İlköğretim Okulu'nda bu projem Ankara evet. Valiliği'nde en iyi örnek eğitim projesi seçildi. Kız meslek sesine geçtiğimde oradaki kız öğrencilerimle bu projeyi oturtturdum. Ve bu proje çok büyük ses getirdi. Benim geçen sene yaklaşık 12 öğrencim Ankara'da Türkiye genelindeki şiir yarışmalarına, öykü yarışmalarına girerek birincilikler, ikincilikler, üçüncülükler getirdiler ve başarı belgesi, madalyalar aldılar. Harika. Biz bundan sonra istedik ki artık okulda değil, Ankara'nın çok büyük bir merkezi olan bir yerde işte salonumuzu kendi imkanlarımızla tutalım, sahneye çıkalım ve herkes, bu öğrenciler kendi yazdığı şiirleri sahnelesinler istedik. Evet. Projeyi kapsamlı tuttuk ve projeye şu an işte Tutun Ev Hanımı var. İşte halkın içerisindeki insanlar var. Çocukların anneleri var. Bunlar sahneye çocuklarıyla çıkıp düet yapmak istiyorlar. Bu projeyi Valiliğe ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne taşıdım. Proje onay geçti. Evet. Ve biz projeyi nasip olursa Mayıs 2013 Atatürk 19 Mayıs Atatürk Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Ankara Polis Evi'nde sahnelemeyi düşünüyoruz. Evet, sahnelerken de çok zor ilerliyoruz. Tabii ki yazar konuklarımız var bizim. Daktilo gazetesinin yazarlarından sağ olsun Ferda Yalçın olsun, Zekeriya Efiloğlu, Kayseri'den Arette Efendi'den. Ben tanıdığım kalemleri programıma, özellikle o genç kalemlere destek olsun diye çağırıyorum. Hepsi de sağ olsun sevgilerini vereceğini söylediler. Arkamda çok büyük destekler var. Geçen hafta yemek yediğim Daktilo gazetesinin yazarları ve yönetimi editörü sağ olsun sonuna kadar Polis Radyosu arkanızdayız hocam, her türlü desteği veririz demeleri beni bir daha umutlandırdı. Çünkü şiiri sahneye koymak çok zor bir şey. Hele de çıkacak çocuklar tamamen kendi eserleriyle çıkıyorlar. Evet. Hedefimiz bu çocuklara sırayla kitap çıkartmak. İşte evet edebiyat yönünde yaz diyorlar, serbest şiir yazıyorlar ama duygularını yazıyorlar. Evet. Ve onların işte en az 500 kitabı olsun veya 1000 kitabı olsun, bunlar eğitimlerine katkı bulunsun. Belki ileriye taşıyacak bir yıldız olacak bu çocuklar. Benim gayem de bu. İnşallah bunu da başaracağım. İnşallah efendim. Güzel haberlerinizi bekliyoruz ve ben dediğim gibi İnşallah. Eğer ki Ankara'ya doğru yolum düşerse muhakkak sizin o anlamlı gününüzde bulunmaktan büyük keyif alırım. Gerçekten kıvanç duyarım. İnşallah Nermin Hanım. Benim de zaten Mehmet'im adlı, Vatan Sağ Olsun adlı kitabım Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri sayesinde STK ve TSK kurumlarının gönüllü evet. dernek başkanları, gönüllü dernek başkanları ve sağ olsun gönüllü üyeleri tarafından bugün imza günü vesilesiyle 2500 kişiyi buldu. Kitaplar yerini buldu. O beni çok mutlu etti hakikaten. Hani 25 yıllık emeğin karşılığını bugün görmek. Çünkü ben vatan, cumhuriyet,
Mehmet adlı şiirleri öğretmenlik hayatım boyunca her yıl yazıyor. Her yıl işte bu tür yarışmalara giriyor, derece alıyorum. Onları biriktirip bir kitapta toplayıp da böylesi bir kurumda değerlendirilmesi ve anlayan yüreklere gitmesi beni daha da anlamlandırdı. Bugün hakikaten çok mutluydum ben. İnşallah o kitabımdan da sizlere ulaştıracağım. 8 kitap yolladım Nermin Hanım programınıza. Çok teşekkür ederim. İkisi Rana öğretmenimin, altısı Zekeriya Efiloğlu'nun. Fakat şunu öğrendim, Türkiye'den yurt dışına kitap göndermek çok zor bir olaymış. Evet. Bayağı vakit alıyor, kitaplar incelemeden geçiyor, bekletiliyor, daha sonra size ulaşıyormuş. Bu süreci de öğrenmiş olduk. Evet. Bu güzel paylaşım için size gerçekten çok teşekkür ediyorum. O kadar anlamlı faaliyetler içerisindesiniz ki bunu yani paylaşmak benim için en büyük mutluluk. Gerçekten kaleminiz çok güzel. Bunu tekrar söylemek istiyorum. O kadar güzel şiirleriniz var ki hepsini dile getirmeye çalışıyorum. Güzel yüreklere sunmaya çalışıyorum efendim. İnşallah Nermin Hanım. Benim projemde yer alan öğrencilerim var. İşte grubun dışarıya açık olanı var, açık olmayanı var. Bunların hepsi sizin radyonuzu, Şiirin Rengi sayfasını ve Şiir Günlüğü sayfasını takip ediyorlar. Evet. Ve bunlar program yaklaştıkça tamamıyla şiirlerini paylaşacaklar. Şu an sayfalar üzerinden grup tam 28 öğrenci. Evet. 81 öğrenci yazıyor, 28 öğrenci sahneye çıkacak. Evet. Bunların şiirlerinin paylaşılmamasının sebebi şey, noter onayı almadılar. Almadıkları için de proje gereği tabii ki izin verilmedi. Verilmediği için bizler şimdilik hani grubu dışarıya açamadık. Sadece Şiir Günlüğü grubunu açtık. Gerçek şiir sevdalılarını oraya alarak onlarla ilham alıp çeşitli yeteneklerini takip etme alanında öğrencileri yönlendiriyoruz. Evet. Eğer Sultan Hanım bu sayfalarınızı tekrar Radyo Made in Turkey sayfasına paylaşırsanız çok memnun oluruz. İnşallah bu düşünceleri de projemizi özellikle sayfanıza paylaşmak istiyorum ben. Evet. Bu anlamda sizin de öğrencilerime ve özellikle kalem yazan, kitap çıkartmak isteyen, imkanları olmayan öğrencilerimin de yanında olmanızdan ben çok büyük bir mutluluk duyarım. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bir de Nermin Hanım şeyi söyleyeyim. Buyurun. Yayınımıza konuk alacağınız tabii ki biz büyük bir grupla, büyük bir mekanda sizi dinliyoruz. Öğrencimiz genç yazar Pınar Çalgan da yanımızda. Ona ulaşamadığınızı yazmışsınız. Evet. Hani telefonum, gerçekten. Benim telefonumda da ulaşabilirsiniz. Şu an çünkü genç kalemler. Evet. Ankara Eğitim Sanat Eğitiminin yazarları, bu projenin tamamen içinde olan en evet. büyük arkamızdaki destekçiler, hepimiz izliyoruz sizi. Hepimiz büyük bir mekandayız. Çok teşekkürler. Herkesin önünde bir laptop ve herkes de büyük bir titizlikte dinliyor. Bu anlamda hakikaten böyle şeyde, en ufak bir şeyde ya dürtüyorlar ya da bir şey soruyorlar. Ben böyle nereye döneceğimi şaşırdım. Güzel de bir ekip. İnşallah bu ekiple sizi tanıştırmayı da çok istiyorum. Tabii ki memnuniyetle. Sultan Hanım, o zaman Pınar Hanım yanınızdaysa emir vaki etmez isem. Telefonu alabilir miyiz Pınar Çalgan Hanım'a? Tabii ki. Ben hemen veriyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Saygılarımla, sevgilerimle, sizlere dinleyenlere. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Alo. Alo. İyi akşamlar Nermin Hanım. İyi akşamlar. Sayın Pınar Çalgan bizlerle beraber şu anda Şiir Rengi'nde programında. Hoş geldiniz Pınar Hanım. Hoş bulduk. Sağ olun. Umarım iyisinizdir. Güzellik, esenlik içindesiniz. İyiyiz. Ben, sağ olun. Pınar Çalgan kim desem, kendinizi kısaca tanıtır mısınız efendim? Buyurun. Tabii ki tanıtayım. Ben 1995 Ankara doğumluyum. Lise 3'te okuyorum. Alanım yedikçecek bölümü ve bu alanda eğitim almaktayım. Şiir hayatım daha önce hiç olmadı. Geçen yıl ikinci dönem okulumuza görevli gelen grafik fotoğrafçılık öğretmenim Sultan Özateş, hem şair hem yazar öğretmenim, evet. yazarımızın dersimize girmesiyle hayatım değişti. Evet. Öğretmenim okulda boş vakitlerinde benimle sürekli sohbet ediyordu. Elinde bir şiir kitapları olan hocam bana şiir sevip sevmediğimi sordu. Bu sohbetler sonucu öğretmenim okulda duygu ve düşünceleri yazanlar projesini duyurdu. Bu projeye bir yazı 3 şiir verdim.
ve yarışmada derece aldım. Ödül töreninde ödülümü öğretmenimin elinden alınca şiire gönül verdim. Öğretmenimin şiir sayfasından ve sevgisinden etkilenip şiir hayatıma geçirdim. Şiirsiz zaman düşünmez oldum. En yakın arkadaşım olan kalemim her dakika benimle ve her anı dizelerime ilhamla almaktayım. Şu ana kadar 250 tane şiir yazdım. Genellikle şiirlerim serbest şiir olup evet, her türlü sevgiye hitap etmekteyim. Ne kadar güzel. Bir konuya takılmıyorum. Hı hı. Sevgi ve aşk şiirlerini seviyorum. Noter onayını öğretmenim sayesinde alıp şiirlerimi paylaşmaktayım. Şiir olarak Sultan Özateş, Zekeriya Efiloğlu, Ferda Yalçın, Zana İslam Değirmenci, Ülker Asın, sizin sayfanız, onların sayfası şiirlerimi yazmamda bana ilham oldu. Ankara Şiir Günlüğü projesinde 6 aydır şiir yazmaktayım. Evet. 2013 Mayıs ayında şiirlerimi düzenlenen şiir dinletisinde sahneye Sultan Özateş'in desteğiyle okuyacağım. Evet. Şiir sevenleri radyomuzu kalemlerimize destek veren sizleri çok seviyor. Hayatımın en mutlu anını şu an sizlerle yaşamaktan çok mutluyum. Bir şiirin hayatımı bu kadar değiştirdiğine ben bile inanamıyorum. Şimdi en büyük hayalim bir şiir kitabımın olması. Bu anlamda çok dua ediyorum. Kitabımın çıkmasında ailemin ekonomik şartları destek vermekte zorlanıyor. Öğretmenim bu umudumla bana manevi desteğini vermeye çalışıyor. Evet. Programda konuk olmak, sizinle tanışmak, bu yaşta şiirimin Fransa'daki bir Türk radyosunda duyurulması bana şeref verdi. Şiir adına şeref bizleri güzel. Dinleyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Pınar Hanım, sizin o güzel eserlerinizden bir tane şu anda canlı yayında almamız mümkün mü? Gönlünüzden ne kopuyorsa. Tabii ki. Lütfen tabii buyurun. Ki. Buyurun. Sevdiğim. Yüreğim olmuş kor bir yangın gibi. Sanki güneşim hiç doğmayacak. Sensiz nefes almak mı? Bu gönlümde çok zor olacak. Geleceğim cam kırıklarıyla dolu. Gel desem yalvarsam. Ey vefasız, duyar mısın beni? Arkana bakar mısın? Yaptıklarınla yüzleşebilir misin? Yüreğin acıyor mu? Gizli ve aşklı düşlerimize. Yarınlarımızı yok etme ne olursun. Yürek yarasını bana yükleme. Dayanamıyorum. Acılarım, hüzünlerim derinleşiyor. Fark etsene bizi. Seninle gizlendiğim rüyalarımı arıyorum. İşsiz kapıları artık hiç açmıyorum. Uzaklara düşen gözlerimi aralayamıyorum. Dönmeyecek bedenine haber yolluyorum sevdiğim. Kırgın olsam da dön bana. Sevgini bana yeniden uzat. Uzak kalmasın hayallerimiz. Vefasız olmasın sözlerimiz. Boşa gitmesin yeminlerimiz. Tek taraflı kalmasın sevgilerimiz. Merhaba diyelim yeniden bizli ve aşklı düşlerimize. Kanatlanmak istiyorum. Dilime vurduğum senli mühürümle. Güllere selam dursun. Gönlüm sihirinle. Bunları bilip de hala kendinle hesaplaşabilecek misin? Beni düşündüğünde yüreğinle konuşabilecek misin? En sevdiğim, fark etsene bizi. Anlasana sana olan sonsuz sevgimi. Gel artık sevdiğim, gel. Bu benim evet şiirlerimden bir tanesi. Çok güzeldi. O nefesinize, yüreğinize, kaleminize sağlık. Bu güzel paylaşım için sizi duymaktan, dinlemekten büyük keyif aldık. Ve bizleri dinlemekte olan tüm MİT severlerden çok güzel, o kadar yorumlar geliyor ki. Gerek özel mesaj olarak, gerek Radyo Made in Türkiye'nin sayfasında sizi ben kutlamak istiyorum. Çünkü genç yaşınıza rağmen çok sayıda eser yazmışsınız. Bu şiir mekanına gönül vermişsiniz. Bu da büyük bir mertebedir
benim nazarımda ve çok güzel paylaşımlarınız da oluyor şiir renginde sayfamda, grubumda. Size sonsuz şükranlarımı ne kadar da iletsem az kalır. Bu güzel katılımınız için size sonsuz saygı ve şükranlarımı sunuyorum Pınar Hanım. Teşekkür ederim Nermin Hanım. Ben de çok mutluyum sizin radyonuzda yer almaktan. Herkese buradan, beni dinleyenlere çok teşekkür ediyorum. Aileme, özellikle küçük yeğenim Ayşima'ma, onun gözlerinden öpüyorum. Arkadaşlarıma, öğretmenlerime, annem Gönül Çalgan, Damla Çalgan, babam, evet, Oral Çalgan, hepsine teşekkür ediyorum. Beni destekliyorlar. Hepsine teşekkür ediyorum. Beni dinleyen herkese, desteğini yüreğinden eksik etmeyen Sultan Özateş öğretmenime teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun Nermin Hanım. Sağ olun efendim. Sağlıcakla kalın. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Sağ olun. Hayırlı akşamlar. Evet, şiir renginde şimdi rengarenk oldu ve adeta bir gökkuşağı parladı önümüzde. O kadar güzel konuşmalar, paylaşımlar oldu ki gerek Sultan Hanım'ın tarafından gerek Pınar Hanım'ın tarafından. Şu anda kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Bir reklam arasından sonra tekrar sizlerle beraberiz efendim. Hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. Çaylarınızı, kahvelerinizi alıyorsunuz. Rahatça koltuğunuza yerleşiyorsunuz. Gözlerinizi kapatıp gönül pencerelerinizi açıyorsunuz ve bizleri dinliyorsunuz efendim. Birazdan daha güzel, daha renkli eserlere de yer vereceğiz. Hemen bir yere ayrılmayın. Made in Turkey. Made in Turkey. Made in Turkey. Made in Turkey. Siz de Radyo MİT'e üye olun. Nasıl mı? Facebook sayfamızdan üyelik formunu doldurun ve gönderin. Sorularınız varsa bilgi@radyomit.com'a sorularınızı gönderin. Made in Turkey. Elkom El Bayan ve Çocuk Giyim, ayakkabı ve aksesuar mağazası. Sene sonu modayı ucuza yaşayın. En düşük fiyatla giyinin. Her hafta yeni ürünler. 2007'den beri 23 Bulvar Edouard Ergösen Priest'te. Telefon 0472 90 43 65. Carrefour Market yakınında. Türk göçünün 50. yılı. Türkiye ve Fransa arasında imzalanan iş gücü anlaşmasının 50. yılını kutlamak adına Square'de Kültür Derneği büyük bir projeye imza atmaya hazırlanıyor. İlk Türk göçmenleri anmak. Atalarımızın geldiklerinde karşılaştığı sorunları ve yeni bir ülkeye, yeni bir kültüre nasıl uyum sağladıklarını Fransız halkına sunmayı arzuluyoruz. Fransa genelinde sergiler, animasyonlar, konferanslar ve video gösterileriyle Türk göçmenleri tanıtacağız. Bu projenin gerçekleşmesi için siz Fransa'da yaşayan Türklere büyük bir görev düşüyor. Bize o döneme ait fotoğraflarınızın, videolarınızın, mektuplarınızın ve evraklarınızın bir kopyasını ulaştırın. Türkiye'nin ve Türklerin tanıtımında sizin de katkınız olsun. Bu unsurları yayınlama izniyle birlikte 86 Rue de Rueil 75012 Paris adresine gönderebilirsiniz. Square de Kültür Derneği'ne elektronik posta yoluyla kontakt@square.de